Hoş geldiniz. Solana ve Polkadot üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kazığınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, gördüğüm bir haberde Dot'un 4 dolara düşme ihtimalinden, Sol'un ise 13 dolara e, düşeceğinden bahsediyordu arkadaşlar. Bunu bir kere değerlendirelim. İlk olarak Böyle bir durumun olabilmesi için, olması için arkadaşlar iki farklı durum gözetir. Birincisi, birincisi Bitcoin'in 13.000 bin civarına, yani 13 bin civarındaki yükselen dibe kadar geri çekilmesi senaryosu halinde. İkincisi ise yatay hareketler, yataya dönük hareketler yapmasına rağmen düş kat dominans etkisiyle aslında. Ee, uzun bir süre bunu devam ettirmesi, yani örneğin 2020 önümüzdeki neredeyse işte 8-9 ay, 10 ay boyunca şaşmadan bunu yaptı gibi bir durum beklenir. Şimdi bu noktada e, ikisi de yani ilk olarak şunu söyleyeyim. Birincisi Bitcoin'in bu seviyeye yani 13.000'e düşüşü ihtimali var mı? Var. Ee, ancak konuşmak için erken. Neden erken diyorum? Çünkü e, şu anda biliyorsunuz. E, Makrofinansal ortamdan ciddi etkileniyoruz. E Bu noktada hala enflasyon verileri ABD'de Eylül'de azalacak mı? Bunu bilmiyoruz. Veriler gelmedi. Fed ne kadar faiz arttıracak? İşler nereye gidiyor? E, Eylül'ü görmeden bunu konuşmak için erken. Ama olduğu takdirde olabilir. E, devamında ikinci senaryo. E, yine şu an konuşmak için erken olmasına rağmen. Ee, uzun bir süre yataya dönük hareket yapma senaryosu zaten ilk senaryo gerçekleşirse bu olmaz ee, Hızlı düş kalk yapar bir süre sonra ee, İkinci olarak piyasa olumluya döndüğü takdirde de bu şekilde yataya gitmez bitcoin Bir yerden sonra hafif yükselişe geçer ee, Onu söylemek lazım Her neyse arkadaşlar Şimdi bunlar olduğu takdirde aslında bu fiyatlar gelebilir bu noktada da aslında 4 dolar civarı Polkadot'taki e, seviyeler makul seviyeler. Evet yani buradan düşüşe geçerse 4'e kadar yolu var tabiri caizse yorumunu yapabiliriz. Bu e, tabii ki tek parti bir düşüşten ziyade e, yavaş yavaş gerileme üzerine konuşabileceğimiz bir e, durum. Yine Bitcoin'deki durumlar üzere. Solana'da 13 dolarda tabii ki bir e, tutma mevcut arkadaşlar, onu söyleyeyim ama burada da şu yorumu yapmak lazım. Ya önce bir 20 dolar gelsin de, ondan sonra 13'e de bakalım e, tabiri caizse. Bu şekilde bir yorum karşımıza çıkar. E, bunun içinde Eylül ayını değerlendirmemiz çok önemli arkadaşlar. E, dediğim gibi dotta .4 e, solana da 13-14 dolar fiyatları tabii ki e, uçuk e, tahminler değil maalesef, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bunu e, ilerleyen vakitlerde göreceğiz. E, gelen haberler üzerine Bitcoin'i devamında da dot ve solu takip edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.